Yok, kusura bakma, ben son günlerde çok sorularımla bunalttım seni, değil mi? Bir derdim var zannettim, yanlış anlamışım. Özür dilerim Ali. Özür dilenecek bir şey yok Melek. Ya şimdi sen ben kötü hissetmeyeyim diye öyle söylüyorsun. Halbuki ben farkındayım. Ne kadar çok üstüne geldim, seni sıkıştırdım. Bir derdim var sandığım için öyle yaptım. Halbuki benim bu gurbette yaşadığım sıkıntılar, acılar, bütün bunlar benim bilinçaltımı çok etkilemiş. Ben o yüzden böyle davrandım galiba. Yani bugüne kadar hep heveslerim, heyecanlarım yarım kaldı. Yine kötü bir şey olacak diye panik yaptım, korktum. Halbuki bitti. Bitti, hem bak hem sen yanımdasın artık. Sen her zaman beni umutlandırdın. Her zaman iyi olacak dedin, beni cesaretlendirdin. Ama en kıymetlisi de... Korkularımın geçmesinin en büyük sebebi sensin, çünkü sen artık yanımdasın. Hem sen yanımdasın artık. İnsanın sevdiği, güvendiği, yüreğinin yarısı yanında olduğu zaman hayata bakış da başka oluyormuş. Hayat sana kocaman bir mutluluk borçlu Melek. Ben çok, çok çıkmaza düştüm, doğru. Ama doğrusunu Allah biliyor ya, hiç isyan etmedim Halil. Hep ben çocuklarımla, sevdiklerimle mutlu olmak için dua etmeye devam ettim. Galiba Allah dualarımın karşılığı olarak bana hediye verdi. Çektiğim, yaşadığım sıkıntıların, acıların hediyesi gibi geldin sen bana Halil. Anne Halil abi. Hoş geldiniz. Biz ders çalışıyorduk da duymadık geldiğinizi. Her şey yolunda mı? Evet oğlum. Selin abinle yarın nikah günü almaya karar verdik. Evet, hayırlı olsun. Çok mutlu oldum annem. Canım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Canım oğlum benim. Halil abi. Benim annem eşi benzeri olmayan dünya tatlısı bir melek. Öyle. Ona iyi bak. Ona iyi bakmazsan fena bozuşuruz yani. Ona göre ha. Bak benim oğlum var kocaman. Kocaman. Uyu kadar. Vallahi Rafım çok sevindim. Kalbim, gönlüm vallahi kuş gibi ferahladı, bileyim mi? Bir de şu nikahı bize yakışır gibi yaparsak hiçbir derdimiz kalmaz şükür. Yapacık elbet, yapacık. Biz hazırlıklarımıza başlayalım. Çocuklar da nikah gününü aldıktan sonra hep beraber otururuz. Daha bir neyi nasıl edeceğimizi konuşuruz. Kadiye'nin bebeleri gelecek yarın. Ona isim koyma hevesiyle biz... Böyle kendi aramızda bir yemek yiyelim dedik. Siz de buyurun Zümrüt'le. Melek'le Halil de yarın nikah günlerini almış olurlar. Oturup konuşuruz birlikte. Eksik olma Nefise Kadın başımızdan beraber. Yalnız bir ricam olucu. Bu işi pek Zümrüt'ün isteklerine bırakmazsanız. Ona kalırsa ta yaza kadar bekler bu iş. Bir an evvel halledik de Rafım'la bir rahat ederek iki nefes alak ya. Vallahi doğru değil mi?